Babuşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde palagoya Inste böyle ekstrem uçarı kaçarı mod virüslerinden ziyade zombi virüsünü oynayacağız ve dünyayı zombilerin eline geçirmeye çalışacağız abi. Bakalım neler olacak gerçekten çok merak ediyorum. Ee, bu zombi virüsünde ben o kadar iyi değilim abi işin açıkçası ama elimden geleni yapacağım acılar. Size zahmet bölüme beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin. Ve hemen sağ alt köşedeki abone ol butonuna basarak siz de ailemizin bir parçası olabilirsiniz abi. Ailemiz gitgide büyüyor. Hepinize hoş geldiniz şimdiden. Hepinize kucak dolusu sevgiler babuşlar. Şimdi bakalım virüsümüzü seçelim virüs özelliklerini ben tam olarak bilmiyorum açıkçası ama bu oto litik azaltma zombilerin çürüme hızını düşürüyormuş. Ekstromofil dediğimiz şey zaten bütün ülkelerde sana ekstra bonus veriyor ve başlangıç ülke bonusuyla salgının daha zor tedavi olmasını sağlayan genetik taklit var. bir de metabolik gasp var ama metabolik gasp'tan ziyade sanki katalik değişimi alaraktan tedavi baloncuklarını patlatarak daha fazla DNA kazanmanın bize yardımı dokunabilir. Hadi bakalım özelliklerimizi seçelim ve devam et diyerek ilerleyelim abi. Normal zorluk seviyesinde oynayalım ve virüsümüzün adı hacılar. Hilmi sen mi osurdun? Çok masum bir virüs değil mi? Bir saniye. Abi ama Hilmi sen mi osurdun yazacağım yani. Yazamıyorum. Sığmıyor. En az 20 karakter. En fazla 20 karakter diyor. Hilmi osurdun mu? E, e, bari böyle yapalım abi. Şimdi virüsün hikayesi nasıl biliyor musunuz acılar? Türkiye'de böyle Adana civarlarında Hilmi abi ile Necmi abi mangal yapmaya gidiyorlar. Şimdi Hilmi abinin içinde böyle bir gizlenmiş bir gen olsun tamam mı? Bu gen mangal sırasında ortaya çıkıyor baba böyle zombiler et yemeye çok elverişli yani böyle et diyorlar çiğ 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 falan. İşte Necmi abi mangalın altını daha yeni yakıyor baba. Et atıyor, et cız etmeden alıyor Hilmi abi löp götürüyor. Et cız etmeden alıyor löp götürüyor. Ya Hilmi diyor gözünü seveyim sen git bir şurada bir hava al gel etler pişsin falan filan. Şimdi Hilmi abi de böyle çiğ eti gömdükçe baba dürtüleri uyanıyor tamam mı Hilmi abinin böyle? Eli ayağı titriyor baba. Sonra Necmi abi işte böyle mangalı harlarken diyor ben bir gideyim küçük abdest bozayım. Bir kenara su dökeyim diyor. Hacı böyle çalıların oraya doğru işemeye gidiyor tamam mı Necmi abi? Böyle Necmi abi'nin burnuna böyle öküz ölüsü gibi bir koku geliyor böyle. Hani zombiler sonuçta çürümüş ceset kötü kokar ya. Hilmi abi'nin de semptomlar birden hızlanmış baba böyle. Hani gariban Necmi abi Hilmi abi'nin zombi olduğunu bilmiyor ya. Dönüyor ve diyor ki Hilmi sen mi osurdun? Halbuki Hilmi zombi olmuş. Orada ısırıyor. Necmi abi de zombi oluyor. Hilmi abiyle Necmi abi de tüm dünyaya yayıyor bu virüsü. Okey mi hikaye? Bence çok güzel. Ama hakikaten abi bir şey çok merak ediyorum. Ulan Çin'de zombi virüsünü başlatsak zaten Çin'de bir metrekareye 15 insan düşüyor yani. Hani manyak bir şey abi. Çin'de bir tane zombi yap. Bak Çin'in içerisine getir tamam mı? Bir tane zombi koy. Bitti. Çünkü tüm Çin zombi. Kurtulma şansı yok çünkü. Hele el ele sıkışırken falan bulaşan bir hastalık koy. Allah. Gel. Ondan sonra gör yani olacakları. Şunu bir durduralım abi. Burada ekrana bakalım. Yayılmada hangi seçenekler var? Tükürük bezleriyle hız yayılır. Tükürük ile temas yoluyla enfeksiyon şansını arttırır. Bana saçma geliyor abi. Bir insan diğerine tükürdüğünde yani benim zombi olacağım varsa pıh sıfatına dediğimde karşı taraf mı zombi oluyor? Okkala tükürmek lazım herhalde. Balgamlı böyle kık diye hani böyle ciğeri sökecek derecede falan şey yapmak lazım herhalde. Bilmiyorum bakalım. DNA puanları geldikçe bakarız acı. Tükürük bezi iltihabı. Tükürük üretimi ve enfeksiyon oranını arttırır. Salyaları akıta akıta geziyorsun değil mi? Uyku yetersizliği öfkeye ve yorgunluğa neden olur. Gelecekteki araştırma hızını yavaşlatır. Oo tabii canım. Böyle düşünsene millet uyuyamıyor. Tamam anladım canım anladım. Zombi virüsü işte zombi yapacağız. Nasıl iki kişi şimdiden zombi oldu? Bunları zombi yapacak içine gizlenmiş bir virüs. virüs. Danimarka mafyası aşırı güçleniyor. O ne ya? Oğlum zombi olacağız sonuçta. Fark etmez ki yani. Tüm dünya zombi olacak baba. Takıl kafana göre. Zengin ülkeler onları hastalık için az savunması hale getirecek yeni sağlık kurallarını kabul etti. He, artık yani daha zor bulaşacağız öyle mi? Zengin ülkeler diyor. Fark etmez. Çin zengin bir ülke mi? Bence değil. Ama Kanada, Amerika falan filan birazcık sıkıntı gibi. Oh bayağı DNA puanı birikmiş abi. Şimdi hemen yayılmadan gelelim. Hacı tükürük biraz bize ters ya. Virüs küçük moleküller halinde genomu böler, yayılma sırasında uygun mutasyon olasılığını arttırır. No 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 no. Mutasyon istemiyorum acı. Dolaşım sistemine giren virüs kan dolaşımını durdurur, yoksul ülkeler özellikle korumasızdır. Tamam baba, tamam. Akciğerlerden kan dolaşımına girer, kurak ortamlarda ve uçaktan yayılmada bulaşma seviyesi artar. Okeydir acı. Salyayı alalım mı peki? Tükürüğü de alalım bakalım. Virüs böbreklerde ve ürünlerde yayılabilir. Ürünlerde ve diğer vücut sıvılarında bulaştırıcılık artar. Mide ve bağırsakta falan filan. Güzel güzel. Neredeyse hiç şiddet yok ama fırtına gibi yayılacaksın abi böyle. Fırtına gibi yayılacaksın. Ama hiç şiddet yok. Şiddet olmadığı için milletin tespit etme ihtimali de zor. Normal tabi. Çin'de rutin kontroller sırasında henüz hastalık bin kişiye bulaşmışken tespit edilirse bilemiyorum gayrı. Abi bir de zombiler çürüyor ya. Zombilerin çürümesi çok sıkıntı ya. Çürümese böyle yap baba zombi ordusunu oradan al sal falan böyle çok güzel olacak da. Sıkıntı abi. Anti sıtma stratejisini önderlik mi ediyor? Neler oluyor abi dünyada ya? Cüneyt Arkın ölümcül bir silah durdurdu. Rilinig'ı... Havaya karşı alerjisi bulunan çocuk başlık yapıldı. Diplomatlar rahatladı falan filan. Neler oluyor abi? Neler oluyor? İyi bakalım ya. Çin'de birazcık daha güzel yayılmaya başladık. Ne yapalım abi? Böbrekler de. Bak insanların ortak özelliğidir acı. Dişi erkek fark etmez. Yani ırk fark etmez. Köken fark etmez. Dünyadaki her şey işer baba. Herkes işer yani. Bu bir kuraldır. Bütün insanlar işer. Yani sen bu üriner sisteme bir şey karıştırırsan bütün insanlara bulaşır. Yani basit bir şey. Basit matematik. Tüm insanlar osurur eşittir. Tüm insanlar işer. Yani. Ulan osurur dedim burnuma koku geldi. Acaba niye? Böyle bir şey mi? Koşullu şartlanma falan mı? Bilimsel deneylerde falan ispatlanmıştır ya hani koşullu şartlanma ne bileyim Pavlov'un köpeği deneyinde de o bir koşullu şartlanmaydı sanırım. Hani sürekli eleman her zil çaldığında köpeğine et veriyor. Bir bakıyor bir süreden sonra et vermese bile zil çaldığında köpeğin salyalar akmaya başlıyor falan böyle hani. Niye? Çünkü şartlandı. Zil çaldığında et gelecek diye bekliyor. Koşullu şartlanma gibi bir şey herhalde. Hani o dediğinde koku gelecek gibi hissediyorsun baba. Koşullu şartlanma bence. Yayıl acı, yayıl, yayıl, yayıl. Yayıl. Her şeyden yayılıyor zaten. Her şeyden yayılıyor. Adam yani tüm dünyayı zombileştireceğiz umarım. Şu taraf komple zombi oldu misal şimdi. O... ama başka yere hiç mi bu ulaşımımız yok ayol? Amerika'da 14 tane zombi var. Güzel. Onu tespit ederler zaten. Onu tespit ederler. O konuda sıkıntı yok. Buraya geldik yayılma durdu bak. Londra olimpiyatları gideme. Aman. Aman ne önemli. Yalan makinesine giren politikacı makineyi patlattı. Texas silahların yasaklanması için oy verdi. Suarez'in ısırmadan sonra futbolcuya antibiyotik verildi. Suarez'in ısırmasından sonra mı? Senkaku adamları battı. Diplomatlar rahatladı. Bu ne abi? Oh, Arjan Kolombiya'ya falan da gitmiş bizim virüs. Biraz yavaş mı yayılıyorsun acaba azizim? Biraz az mı geliyor DNA puanı? İyi daha tespit edilmeden yayıldık da niye yayılmamız bu kadar uzun sürüyor ben anlamıyorum ya. Bulaşıcılığımız bayağı iyi halbuki. Bak bu deniz yolunda gemiden yayılma ihtimalini de arttıracak. Gayet hoş buralara böyle çatır çatır döşeyeceksin. Ondan sonra camış gibi her tarafa yayılmasını izleyeceğim. Sonradan basacağım baba antidotu vırtı zırtı. Herifleri çevireceğim zombiyi. Hayır sağ kalan insanları da onlar yer zaten ya. Aşırı tükürük belirtisi mutasyonu orada. Hayır. Şimdi sırası değildi dostum. Şimdi sırası değildi. 7 puan. Iıı, çok acı. Bekle daha tatlı tatlı yayılıyoruz abi. Ne güzel tatlı tatlı yayılıyoruz. Bekle. Bir her her yere yayılalım böyle. Seni döverim bak. Seni döverim bak. Aşırı tükürük belirtisi mutasyona uğrayıp duruyor. Ne lan? Ha tükürük dedin gittik. Bizim ülke gitti abi. Çünkü niye? <laughs> Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun ya? oho Hacı ne yapıyorsun sen ya? Ya sen ne yapıyorsun ya? Ulan biraz yayılalım biraz şey yapalım dedim. Oh yeni küçük hastalık yayılıyor. Acaba niye? Arabistan tedavi çalışmalarını başlattı. Ay. Bilim adamları Hilmi, sen hem usurdun. Çin hava alanlarını kapatıyor. Oğlum senden yayılıyor zaten bu. Neyini kapatıyorsun sen? Evet millet böyle uyuyamıyoruz beyler deyip. Oğlum uyuyamıyorsun. Uyuyamayan abi uyuyamayan bir insan nasıl tedaviye odaklanabilir ki? Düşünsene. Ulan gözüne gram uyku girmiyor be. ha Herkes uyuyamayınca da ne yapalım dedi Londra. Baba şu olimpiyatlara geri başlayalım be. Vallahi çok sıkıldım ya falan. Acı dur bekle. Dur bekle ben şimdi sizi süründüreceğim. Ben şimdi sizi süründüreceğim. Biraz böyle soğuğa sıcağa dayanıklılık alalım. Bastır acı bastır. Oley Londra olimpiyatları başladı. Çok güzelsiniz abi. Harikasınız. Herkese bir bulaşalım rahat rahat. Ya fark etmez abi şu saatten sonra. Rusya'dan alır bir yollarım abi. Finlandiya'ya komple zombi dolar. İzlanda'da da iyi zombiler var. Avusturya'da da var. Var mı oğlum sağlıklı kalan yer? Ya sağlıklı insan sayısı çok da. Dünyada diyorum hiç ulaşamadığımız. Fas. Ya fark etmez. Fas'ı da yeriz ya. Fas'ı da yeriz abi. Fas'ı da yeriz. Uğrasın anasını satayım uğrasın. Oğlum yüzde yirmi oldu. Ha? Yüzde yirmi oldu. Ne oluyor? Alo? Ne oluyor? Sıcaklık artışı genelde hastalık duygusuna sebep olur ve konsantrasyon azalır. Gelecekteki araştırma hızını şey yapar. Gözler güneş ışığına maruz kaldığında hassaslaşır ve ağrı yapar. Gelecekteki araştırma hızını yavaşlatır. Oley be süpersin abi. Zihinsel işlevin azalması mantıksızlık ve paranoyaya neden olur. Ölümcül olabilir ve gelecekteki araştırma hızını önemli ölçüde yavaşlatır. İşte bu. İşte bu. Heh, yava yavaşlatır dedin. Yavaşlatır dedin. Yavaşlatmadı amacı. Beyler zombi çıkmadan tedavi olmak yok. Önce bir zombiler ortaya çıkacak. Küresel tedavi. Küresel araştırmalar tedavi üzerine odaklandı. Anladım. Birazcık hızlı DNA puanı verir misin bana canım? Gerçekten hani bu aşk bu kadar kısa sürede sona ersin istemiyorum lütfen. Lütfen %71 oldu. Alo bakar mısın? Hey yo hey yo hey yo. Hasarlı hücreler tekrardan canlanır. Karmaşık sinir yapıları sağlar ve düşük seviyedeki hayati organları yeniler. Ölüler zombilere dönüşürler. Bence var ya şimdi ortaya çıkardık çıkardık abi. Çıkarmadık yandık çünkü. Çıkarmadık yandık çünkü. Hilmi osuruyor ölüleri canlandırıyor. Tamam artık tedavi etsen de fark etmez. Ortaya zombi çıkardıktan sonra. Abi dur. Abi dur. Abi dur. Hastalıklı olan beyin hücreleri oksijensiz solunuma geçer. Laktik asit birikmesi sonucu öldürücü olur ve kişiliği yok eder. Psikolojik bölünmeler zaman zaman ölümcül olabilen aşırı şiddetli patlamalara yol açar. Bulaşma seviyesi artar ve gelecekteki araştırmasını yavaşlatır. Enfeksiyon oranını azaltır. Yok abi enfeksiyon oranı azalsın istemiyorum. Baba biraz daha öldürücü ol be. Hareket ve koordinasyonu iyileştirmek için perdatal lobun besin akışı arttırılır. Özellikle kentsel bölgede şiddeti artar. Tamam artık tedavi edilseler bile herhalde zombilere aşı yapıp hadi hadi sen normal insansın demeyecekler. Hastalar git gide şey yapıyor. Psikoz belirtisi mutasyonu orada. Harikasın abi harikasın. Bir kısım tedavi ediliyor sağlıklı oluyor. Bir kısım zombilere dönüyor. Hilmi osuruyor insanları zombilere dönüştürüyor. Hilmi osurdun mu? Evet. Zekon falan projesi başlatacaklar birazdan. Japonya Zekon projesini aktif etti. Evet. Japonya'ya hiçbir yerden ulaşamadığımız için. Bekle bekle biriken DNA'larla bir şeyler yapacağız hacı. Biriken DNA'larla bir şeyler yapacağız. Şu saatten sonra tedavi edildiğimiz için yapacak bir şey yok. Aktif yetenek zombi sürüsünü kara ve su üzerinde yeni şehirlere saldırmasını sağlar. Bu ne abi? Büyük ölçüde çürümüş bir zombi kuş uykusunu ev kuş uykusu evresine girer. Özellikle sıcak ülkelerde zombi düşüş oranını azaltır. Şunu alalım bir. Ondan sonra şuradan zombilerin yürümesini alalım abi. Gelişmiş görme ve işitme yeteneği. Zombileri geliştireceğiz abi şu saatten sonra. Zombileri geliştireceğiz. Onlar bizim yerimize işe devralacak. Bak dünyanın ölümlü bir, önemli bir kısmı zombi oluyor. Kore zombiler tarafından yok edildi. Süpersiniz acı, süpersiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu saatten sonra acı devir zombilerin devri. Zombileri alıp karadan ve havadan millete şuklayacağız. Zombileri alıp havadan, karadan ve havadan bir, birbirine şuklayacağız. Öncelikle şöyle bir şey yapalım abi. Kalın giysileri ısırmasına olanak sağlar. Çiğneme kasları kanla dolar. Şiddeti artar. Güzel. Güzel abi. Güzel güzel. Zombiler hareketten etkilenir ve kurban bir kez öldü mü onu bırakırlar. Geride kalan bozulmamış ve zombiye dönüşmeleri avlama olasılıklarını yükseltir. Ee, tamam abi. Büyüme hormonu üretimini yağlardan kas oluşturmak için metabolizmayı aşırı tetikler gelişmiş şiddet gücünü arttırır. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Karadan ve havadan birilerine zombi atabilirim. Zombi sürüleri lidere odaklanırsın ve seyahat hızı artsın. İstemsiz hareketler zombinin süreyle koordine olmasını sağlar. Hareket hızını ilerletir. Tamam. Yollayacağımız miktarı falan da arttıracağız abi. Şu an 4 DNA puanı lazım bana. Bekle abi. 1 x hızında ilerlesin sadece şu an. Şimdi ana olay şu Japonya'daki z-com'u yok etmek. Zombi sürüsünün sayısı binlere ulaşır. Ulaşsın abi. Ulaşsın. Kontrollü çürüme zombilerin şişmesine neden olur. Sürü deniz akıntılarıyla sürüklenebilir. Okyanusta ilerleme hızını ölüm önemli ölçüde arttırır. Şişin abi. Okyanusta hızlı ilerleyin. Hadi bakalım. Zombilerimizin sayısı 3 milyonla. İnsanları öldürüyorlar, ölüler de zombi oluyor. Nereye operasyon gönderiyorsun? Hayırdır? Görlanda falan mı? Görlandsa yapma lan. Bin zombi falan var orada. Abi buradaki zombilerin ee, durumu kazanmasını sağlamamız lazım. Aşırı boğazlı asitük bilmem ne. Bu ne abi? Endokrin sistemindeki mutasyonlar deri parçalarının sentleşmesine ve taşlaşmasına neden olur. Zombilere savaş avantajı sağlar. İşte bize bu savaş avantajı gerekiyor. İşte bize bu savaş avantajı gerekiyor abi. Aynı zamanda şu ölüleri zombilere çevirme, diriltme yeteneğini alalım acılar. Şimdi Japonya'da ölü falan yok ama burada bayağı bir ölü var abi. Bunları zombiye çevirmeye çalışacağız. z Z.com'dan dolayı buradaki zombileri bir bir avlayacaklar ama e, onlar da ölü sayılacağından dolayı burada zombi kaldırmamız biraz daha kolay olacak abi. Ve bu Japonya'daki Z.com'u bizim yok etmemiz lazım. O yüzden bak Çin'de 730 bin falan zombi var abi. Çin'den alıyorsun. Tamam mı? Japonya'ya bir dal gönderiyorsun. Yine Çin'den alıyorsun. Yok Çin'den değil bu sefer. Bu sefer Rusya'dan al. Rusya'dan al. Japonya'ya bir dal götür. Hadi bakayım göreyim size aslan parçaları. Hadi göreyim sizi. Haşere nüfusu patlaması, böcek sayıları cesetlerin bolluğu nedeniyle artıyor ve zombi ile beslenmek için adapte oldular. Önemli ölçüde zombi çörümü oranını arttırıyor. Ne yapabilirim abi? Bin zombi oradan geldi. 3000 bin. benim burayı yıkmak için daha fazlasına ihtiyacım olacak gibime geliyor. 4000 zombi attık doğruya. oraya. Yedi bin. Tamam Japonya'da zombilerin sayısı artıyor. Çin'den buraya bir dal daha atarsın abi. Tamam mı? Rusya'dan buraya bir dal daha atarsın. Bu ikinci atak sonrasında Çin'i düşürmüş oluruz. Zaten hani Görland e, düştü düşecek kıvamında. Bak ölü sayısı artıyor gitgide orada. Güzel. Güzel. 33 bin zombi. 53 bin zombi. ABD de yavaş yavaş kendiliğinden zombileşiyor. İsveç'e falan bizim bir şeyler yapmamız lazım. İyi Finlandiya'da zombi var. Oradan İsveç'e falan göndeririz. Abi XCOM projesinin bulunduğu yer Japonya yani Japonya'yı patlatırsan Finlandiya gördüğün yerde vur politikasını onaylamış Yeni Zelanda çok fazla sağlıklı ülke var ya çok fazla sağlıklı ülke var abi Kanada İspanya İsveç Yeni Zelanda İspanya Fransa Fransa'dan falan oraya atarız bir şeyler bir şeyler yaparız abi ee, Şimdi Önce bir Avusturya'daki ölüleri diriltelim abi. Tamam mı? Sonra DNA puanı gelince buradaki ölüleri Yeni Zelanda'ya yollayacağız ki orada da zombiler ortaya çıksın. Ama DNA puanı gelmiyor ısrarla. Japonya ne alemde abi? Japonya düşer ya. Görnland Z.com ekibi yok edildi. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun abi. Birazcık hızlandırabiliriz sanki. Birazcık hızlandıralım. Şu an DNA puanı gelmeden hiçbir şey yapamam çünkü. 5 DNA puanı süper. Burada 14 milyon 660 bin zombi var. Buradan alıp Yeni Zelanda'ya bir dal atacağız. Japonya gidiyor galiba elden. Japonya'nın biraz daha hızlı gitmesini... O Japonya Z.com ekibi güçleniyor mu? No 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 no. Burada birkaç ölüleri kaldırırız abi biz tamam mı? Burada biraz ölüleri kaldırırız. Güçlenirsin bekle. Bekle güçlenirsin abi. Bekle güçlenirsin. Abi zombilerle çok fena savaşıyor bunlar. Ölü oranı yükseksiz Japonya'da. Bizim var ya DNA puanı kasıp ölü kaldırmaya almamız lazım abi. DNA puanı kasıp ölü kaldırmaya alacağız. Camış gibi kaldıracağız ölüleri. Oğlum Japonya yok edemez tek başına ya. Sapır saçma iş yapma. İspanya'da da zombiler başladı. Kanada'da da zombiler başladı. Yeni Zelanda'ya atmıştık zaten bir dal. Tüm dünyayı halledebiliriz gibime geliyor ama birazcık DNA puanına ihtiyacım var sanki. Ulan düşürmede bana DNA puanı vermiyor. Benden DNA alıyordu değil mi? Abi Japonya nasıl bir şeyse yok ediyor lan. Bana bir 8 DNA puanı lazım abi. Çin'de bir zombi kaldıracağım. Çin'de bir zombi uyandıracağım. Uyandırdığım zombileri şeye yollayacağım. Japonya'ya yollayacağım. Ya nereye Z.com yolluyor? Evet İspanya'ya Z.com yolluyor herif. Oğlum beni ayar etme ya. Beni ayar etme ya. Beni ayar etme. Kanada'da gitti elden. Hadi bir 2 DNA puanına daha ihtiyacım var lütfen. 2 DNA puanı daha lazım abi. Tamam. İki DNA daha lazım bana lütfen hadi. İspanya'da gidiyor elden. Oğlum iki DNA puanı daha lazım lütfen ya. Bir, bir tane daha lazım. Bir tane daha lazım acaba bir tane daha. Bir tane daha. Oğlum İspanya'yı yok ettik zaten ya. İspanya'yı yok ettik. Şey, Japonya'yı yok etmek için bana bir DNA daha lazım. Tamam. Şimdi Çin'de zombi uyandırıyorsun. Bu uyandırdığın zombileri. Bu uyandırdığın zombileri abi. Buradan. Bak buradan şuraya zombi gönderiyorsun hacı. Z tut. Niye yönlendiremiyorum buraya? Şuraya. Ne kadar zombi gidecek oraya bilmiyorum ama belki bu giden zombilerle falan halledebiliriz orayı. Oğlum dünyayı zombiler işgal etti ve tek kalan yer Japonya mı ya? Oo oh, bin tane zombi gitmiş. Şerifler çatır çatır vurdu abi herkesi. Evet, dünyadaki tek sağlıklı insanlar Japonya'da kaldı. Çin, İspanya ve Kanada oralarda zombi dolu ama onlar da çürüyecek yavaş yavaş. Ve biz oyunu kaybedeceğiz abi. Kaybettik oğlum oyunu. Kaybettik. Yenilgi. Of. Oh. İyiydi acılar ama iyiydi ya iyiydi. De Japonya'nın Z.com'u yıkamadık. Japonya'nın Z.com'u yıkamayınca babalara geldik abi. Her neyse babuşlar izlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar bay bay.